misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin de bildiği gibi geçen yıl birincisini düzenlemiş olduğumuz iftar programını bu sene ikincisini gerçekleştiriyor olmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sizleri de aramızda görmek gerçekten çok güzel. Böyle güzel bir kalabalık görmek bizi çok mutlu etti. Allah Teala'ya şükürler olsun bizleri böyle bir vesileyle tekrardan bir araya getirdiği için. Bu akşam burada bizim toplanma amacımız hem hep birlikte iftar yapmak hem de herkesi çok yakından ilgilendiren çok güzel bir haberimiz olacak sizlere. Fakat burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Bu haberi ilerleyen dakikalarda çok kısa bir süre sonra sizlerle paylaşacağız. Onun dışında bu akşam programımızda ilahiler olacak, ezgiler olacak, semazen gösterimiz olacak aynı şehirde, şiirlerimiz olacak. Ben ilk önce sözü bu gecenin kurulmasında çok büyük emeği olan ve sizlerin çok yakından tanıdığı, herkesin saygısını kazanmış olan Sayın Nurhan Salih'i yanıma çağırmak istiyorum. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Değerli misafirler, kıymetli vatandaşlar, değerli konuklar, hepiniz bu akşam düzenlediğimiz iftar programına ben de sizlere bir hoş geldiniz demek istiyorum. Allah razı olsun. Geçen yıl bir tohum ektik. Bu tohum biraz büyüdü. Bayağı bir katılım oldu bu yıl. Hem sizlerle birlikte hem geçen yıl buraya katılıp da sesimizi duyuran farklı medyalar olsun. Şimdi bu akşam dedik ki buraya toplanma nedenimiz sadece bir iftar programı olmayacak. Güzel şiirlerimiz, ilahilerimiz, sizleri ilgilendiren bir haberimiz olacak. Öncelikle bu akşam burada bu iftarın gerçekleşmesine yardımcı olan, vesile olan, Bulgaristan'dan bizim abilerimiz olan, ufak tefek şirketleri olan, bizlere destek veren insanlara cani gönülden bir teşekkür istiyorum ve kocaman bir alkış rica ediyorum. Şimdi bu akşam bizlerle birlikte çok özel misafirlerimiz var. Ben hemen onları sizlere takdim etmek istiyorum. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bizim davetimize icap ettiler. Bu akşam aramızda Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosu Sayın Dilşat Kırbaşlı Karaoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Yine geçen yıl bizim davetimize gelen Sayın Celil Gündoğdu, Belçika Aydın Haber Dergisi'nin genel yayın yönetimi bizimle birlikte. Ve Sayın Zerrin Aydın, Belçika Aydın Vakıf Başkanı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Biraz sonra özel misafirlerimizden olan yine birkaç abimizi, sizin yakından tanıdığınız kişileri bekliyoruz. Onlar da geldiğinde inşallah, onları da inşallah sizin huzurunuza takdim edeceğiz. Şimdi bu akşamın, bu iftar programının bu şekilde bizlere her türlü konuda aslında yardımcı olan, bu organizasyonu yapan Sayın Metin Yıldırım abimize de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun bizlerin düğünleri, dernekleri, biz çoğumuz burada evlilik yaptık. Bu salonlarda işte evliliklerimizi gerçekleştirdik. Bizlere de bu tür konularda yardımcı olduğu için kendisini artık bizim Bulgaristanlardan sayıyoruz yani. Şimdi bu akşam bir de çok özel misafirimiz olan Lalezar grubumuz, ilahi grubumuzu, onları da size takdim ediyorum. Ve bir ilahiyle sizleri, onların güzel bir ilahiyle gönüllerimizin pasını silmesini rica ediyoruz. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler Nurhan Hocam. Evet, Ramazan ayındayız. Özel ve güzel bir aydayız. Programımız içerisinde ezgiler, Anadolu türküleri, marşlarımız da olacak ama
şöyle bugünün bu iftarın manevi havasına uygun güzel bir ilahiyle bu bölüme başlamış olalım. Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım diyelim. Hicaz makamında güzel bir ilahi sizler için seslendirmiş olalım. Acırlı esmedin taşı akıttı.
teşekkürler. Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Şimdi ben çok önemli birkaç şey anlatmak istiyorum. Biraz dikkatinizi rica edeceğim. Yani bildiğiniz gibi bu ay mübarek Ramazan ayının içerisindeyiz. 12 ayın sultanı. Bizler bu ayda oruç, Allah'tan günahlarımızın günahlarımızın affedileceğini ümit ederek oruç tutarsak Allah-u Teala bizim bütün günahlarımızı affedeceğini söylüyor. Bu Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi. Yani eğer bizim bazılarımız mesela benim sohbetlerimde bir arada bulunduğumuzda şöyle sözler duyduğumuz var. Mesela hocam işte biz çok günahkarız. Acaba Allah bizi affeder mi? Diyen insanlar için bu hadisi şerifi Peygamber Efendimiz buyurmuş. Hiç kimse ne kadar günahkar olduğunu düşünmesin. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi ve affı her şeyden daha çoktur. Allah-u Teala bizleri bu Ramazan ayında oruçlarımızı kabul edenlerden, günahlarımızı affedilenlerden inşallah eylesin. Şimdi bildiğiniz gibi bizler burada Belçika'da uzun yıllardan beri burada ikamet etmekteyiz. Bazılarımız 20 yıl önce gelmiş, bazılarımız belki de yeni gelmiş. İlk gelenlerimiz hala burada mesela. Bizler Bulgaristan'dan buralara niçin geldik? Bazılarımız sadece bir ev satın almak için, bazılarımız birkaç mesela ziraatla uğraşan tarla için gelmişiz. Ancak hal itibariyle geldiğimiz ülkenin ekonomi şartları iyi olmadığından dolayı bizler burada kalmışız. Artık burada doğan çocuklarımız, burada evlenen evlatlarımız var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, yakında buradan bir gidişatımız gözükmüyor gibi. Yani bunu hepimiz çok iyi biliyoruz yani. Bazen soruyoruz, ne zaman döneceğiz Bulgaristan'a vesaire. O aldığımız evlerin bir de sefasını süremedik. Yani çoğu insanımız burada Bulgaristan'dan buralara gelip ev aldılar, o evlerde yaşayamadılar, sefasını süremediler. Yani artık evimizin neresi olduğu biraz belli olmuyor. Bazen izine gidiyoruz bir ay için evimize diye. Aslında evimiz burada, değil mi? Yani şunu demeye çalışıyorum, bizler burada artık bir azınlık halinde değil, bir çoğunluk olmuşuz. Yani 300-500 kişi değil. Geçen yıl özel misafirlerimizden hatırlarsanız, Sayın Sait Köse şöyle bir söz söylemişti. Sadece Skarbek'te kayıtlı olan Skarbek Belediyesi'ne Bulgaristanlıların sayısı 10 bine yakın yani. Şimdi hal böyle olunca, bizler bu kadar çoğunluk olunca artık, yani bu farklı milletlerle kıyas değil de, yani azınlık olmadığımızı anlatmaya çalışıyorum. Bununla birlikte bizler bazı sorunlarımız da var. Ne gibi sorunlarımız? İşte birliktelik, beraberlik gibi, çocuklarımızın bu yaşadığımız ülkenin bazı ahlaki değerlerini acaba bize layık mı, yakışır bir şekilde yaşamakta mıyız? Bunları bizler görmekteyiz. Özellikle benim bildiğiniz gibi Bulgaristan'da bir İmam Hatip öğrencisi olarak, çoluk çocuklarınızı okutan birisi olarak, nikahlarınızı kıyan birisi olarak, yeni doğan çocuklarınızın isimlerini koyan birisi olarak bizler biraz daha iyi bunu görebiliyoruz. Yani bugün Belçika'da yaşadığımız bu hayat sanki biraz bizim hayatımız değil gibi. Yani bizim özümüze ait değil gibi. Yani bizim özümüz nedir bizim özümüz? Bizim özümüz şudur. Ana dilimiz Türkçedir. Dinimiz İslam'dır. Bu bizim özümüz. Kim bunu inkar ederse, bugün derse ben bu değilim. Şunu bilsin ki bu yüzünden kaçamaz. Hiç kimse kendi özünden kaçamaz. Ve dediğimiz gibi bizim burada böyle bir takım ihtiyaçlarımız var. Ve bu ihtiyaçlarımızı giderebilecek, bizim dertlerimizden en iyi anlayabilecek kişiler de bizim kendimiz, yani biziz. Şimdi bir araya geldikten sonra bizim sorunlarımızı biz kendi kendimize daha iyi çözebiliriz. Yani buna biz burada dernekleşme diyoruz, değil mi? 10 yıl önce 2008 yıllarında üniversiteyi bitirip mezun olup buraya geldiğimde bununla alakalı bir çalışmamız oldu. Dedik ki niye bizim de Bulgaristanların, Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan vatandaşların bir derneğimiz olmasın, değil mi? O dernekte bazı sorunları çok kolayca çözebileceğimizi,
başka insanlar tarafından görüyoruz. Örneğin Türkiye Vatandaşların Olsun Derneği var, Moroccan Vatandaşların Olsun, herkesin bir derneği var. Bu dernekte en önemli sorunlardan bir tanesi çok kolay bir şekilde çözülebiliyor. Örneğin aranızdan birisi Allah korusun vefat ettiğinde hiç kimse hiçbir şey düşünmüyor. Merhuma yakışır bir şekilde köyüne kadar defnedilebiliyor. Sadece basit bir dernekle, yani daha doğrusu birleşmeyle, bir olup da el ele verip de. Ve 2008'de bu çalışmamız başarılı olmadı. Belki de hata bizdeydi, belki de yanlış metot uyguladık, belki de maddi durumumuz daha müsait değildi, belki de o kadar birbirimize güvenmiyorduk. Ancak geçen yıl yaptığımız iftarda şunu gördük, aşırı derece bir katılım var. Herkes bunu soruyor. Hocam ne zaman bir derneğimiz olacak? Ne zaman bizim de çocuklarımızı okutabilecek, eğitebilecek bir yerimiz olacak diye herkes bunu soruyor. Ve bu yılda bu geçen yılın katılımının iki katını gördük. Örneğin bu akşam gördüğünüz gibi bazı kişilere ayakta duranlar var, bazı kişilere yerimiz yetmedi. Yani aşırı derece bir katılım, bir istek, bir bu konuları birlikteliğimizi bir araya getirebileceğimizi bildikleri için bir katılım var yani. Ve bu yıl dedik, bu benimle 2008'de bu yola baş koyan, bana yardımcı olan abilerimizle oturduk. Dedik ki bu sene bunu oturalım düşünelim. Acaba bir imkan var mı dernekleşmeyle alakalı? Ve kağıtları uygun bir şekilde, yani Belçika'nın kanunlarına uygun bir şekilde gittik Monitor Belç'e. Yani dernekle alakalı ne gerekiyorsa her şeyi öğrendik ve bu kağıtları yatırdık. Ve sizlere bunu şu an söylemekten çok sevinç duyuyorum. 3 Mayıs ayından itibaren artık bizimle bir kağıt üzerinde Monitor Belç'te yayınlanan bir derneğimiz var. Şimdi biraz uzun konuştum, kusura bakmayın, bazı şeylerin izahını yapmamız lazım. Şimdi bazıları için belki de bir dernek açmak çok basit olabilir. 3 kişi bir araya geliyorsun, işte onun masrafı neyse, kağıtları neyse yatırıyorsun, ondan sonra dernek ilan ediliyor. Ancak bizim için bir dernek o kadar basit değil. Bizler çok iyi biliyoruz ki bu derneğimizi, bazılarımız bunu ümit olarak, kurtuluş olarak görüyor. Neyin kurtuluşu? Maneviyatının kurtuluşu. Benim en büyük hayalim, en büyük isteğim sizlerin arasında bir dini önder olarak bir derneğimizin oluşması, o derneğimizde çocuklarımıza Kur'an kursları, temel dini bilgiler dersleri, Türkçe dersler, Fransızca dersler, Flamanca dersler, Bulgarca dersler. Yani bugün burada Belçika'da bir insanın normal bir şekilde yaşayabilmesi için ne gerekiyorsa her şeyi milletimize hizmet olarak sunabilelim. Niye bizim de bir derneğimiz olmasın? Orada çocuklarımızı okutalım, hafta sonları temel dini dersler verelim, bilgisayar dersleri verelim, küçük çocuklarımıza kreş gibi bir şeyler yapalım. Bugün bana çok anneler telefon ediyor. Bazıları hatta burada şu an. Hocam bizlerin çocukları sokaklarda ne yaptığını, ne ettiğini, nerelere gittiğini bilmiyoruz. Ben bazen Facebook sayfamda beni takip edenler de bunu biliyorlar. Şunu söyledim, bizler burada Belçika'da bir tane ev değil, iki tane, üç tane ev kazandık. Hatta hem Bulgaristan'dan hem de buradan ev satın alabildik. Ancak bu kazandıklarımızı yanı sıra bir de kaybettiklerimiz var. Yani kaybettiklerimiz, hatta bunlar bizim özümüze ait olan kayıtlar, ahlaki ve manevi değerler. İnşallah bu derneğimizde sizlerle birlikte, Allah nasip ederse, bir araya gelip sizlerin desteğiyle çocuklarımıza hizmet edeceğiz. Geçen yıl size bunu söz verdim, bu yılda sözümü tuttum. Şimdi bu yolda benimle daha 2008'de bu yola baş koyan ve bu derneğin kurucuları olan abilerimizi size takdim edeceğim. Yanıma Sezgin Ahmet buyursun, Tunay Mahmut ve Arif Arif. Şimdi kumaret için neymiş, nasıl açacağız?
derneğin adını açıklamadan önce sözü Sezgin abime vereceğim. Şimdi bu kişiler buraya ilk gelenlerden. Sizin hepinizin halkın tanıdığı kişiler. Bizim düğünlerimizde önderlik yapan Sezgin Ağam, Tunay'dan ilk gelenlerden. Bir de Arif kardeşimiz var. Arif kardeşimiz de bizim Bulgaristan'da ilk öğrencilerimizden. Yani camilere gittiğimizde orada Kur'an-ı Kerim'le ilgilenen, camimizde bizim gençleri toparlayan bir arkadaşımızdı. Sözü hemen Sezgin abime vereyim. Ondan sonra derneğimizin ismini, logosunu sizlerin karşısına inşallah sunacağız. Buyur Sezgin abi. Teşekkür ederim hocam. Hoca bize hiçbir söz bırakmadı söylemek için. Teşekkür ederiz hocaya. Çok mutluyum bu yola çıktığım bu arkadaşlar için hepimiz. Yine dediğimiz gibi derneğimizde ilk olarak bakacağız cenaze işlerine. Onun alanda Türk dernek arkadaşlarla toplantı yapacağız. Onlardan birlikte alacağız. İlk işimiz cenaze vakti kurmak için. Evet, derneğimizin ismini hocaya bırakayım açıklasın. Evet, derneğimizin ismini şöyle buyurun abiler açalım ve logosunu ilan edelim. Belçika Bulgaristan Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği. Şöyle sağ ve sol tarafa da göstereyim. Lazım. Bu ismi bazı kardeşlerimiz gördüğünde şunu duydum. Hocam orada niye Bulgaristan kelimesi var? Bazılarından da şunu duydum. Hocam niye orada Türk kelimesi var? Bazılarından da şunu duydum. Hocam eğitim niye orada var? Yani arkadaşlar bizim özümüze ait olan 3 tane şey var. Nedir onlar? Bir, bizim ana dilimiz Türkçe. Değil mi? Var mı buna itiraz eden? Bir kişi dese bizim ana dilimiz başka. İki, biz Bulgaristan vatandaşıyız. Üç, dinimiz İslam. Bu 3 tane şey bizim özümüzü oluşturuyor. Eğitim ve kültüre gelince dinimizde sadece dini içerikli şeyler olmayacak. Dediğimiz gibi bilgisayar dersleri olacak. Ben bu sektörde çalışıyorum, çok güzel kadrolar yetiştirebiliriz ve kültür olacak. Az sonra derneğimizin kültürle alakalı sahneye bir grup çağıracağım, sizleri çok seveceğim. Logoyla alakalı da bizim Dobruja dediğimiz, Zlatni Dobruja dediğimiz yani simgesini simgeleyen. Bir de şöyle yukarı doğru tutabilir miyim üstüne? Şu taraf kaldı, bu taraftan biraz şu an. Bir de şöyle yapınca aynı anda da Türk hilali oluyor. Yani ikisini de memnun edebilmemiz için böyle bir logo şey yaptık. Şöyle burada da yıldızı. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah el ele birlikte sizler bana sahip çıkarsanız ve bizim ekibimize sahip çıkarsanız biz de sizlerin çoluk çocuklarınıza sahip çıkacağız. Allah razı olsun. Sağ olun. Var olun. Arkadaşlar ilk önce cenaze vaktini dedik. Şu anda hani kimse demesin,
şu anda hazır mı? Hazır değiliz. Bu sizin sayesinde olacak. Herkes gelecek, üye olacak bize. Onu artık tüm devletleri soracağız. Tam nasıl oluyor onu bilmiyoruz. Herkes üye olacak, ona göre toplayacağız üyelerimizi bizim derneğe. Bütün arkadaşlara teşekkür edeyim. Katkıdan olay bu gece için bize. Sağ olun, var olun, iyi iftarlar. Allah razı olsun, çok teşekkürler. Şimdi ben çok uzun anlattım. Birkaç tane daha sözüm var. Onları söylemeden önce ilahi grubumuzu yine bir güzel ilahiyle bizim gönüllerimizi silsinler. Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Hocama çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ben Avrupa'ya İstanbul'dan geliyorum. Dünyanın göz bebeği olan bir şehirden geliyorum. Oradan gelip burada Anadolu yürekli sizleri görmekten hakikaten şeref duydum, gurur duydum. O kadar duygulandım ki açtığınız dernek, sizin gözlerinizdeki elektrik, enerji harikasınız. Rabbim Ramazan hürmetine yolunuzu, izninizi açık etsin. Derneğimize bir kuvvetli alkışlar istiyorum sizden. Sevgili dostlar, sevgili misafirlerimiz, Dilşat Hanım başkonsolosumuz aramızda, devletimizi temsilen, o da bizi şereflendiriyor. Dağ gibi arkamızda durduğunu bilmek bizi gururlandırıyor. Başkonsolosumuz için ve tüm Neşet Ertaş sevenler için, Neşet Ertaş sevenlerden bir alkış alalım mı? Bir güzel türkü okuyalım o zaman Neşet Ertaş'la. Şöyle iftar sofralarımıza renk katmış olsun. Anadolu'ya ait ne güzellik varsa burada paylaşalım istiyorum. Gurbetteyiz, bir gurbet dolu uzun hava peşinden. Ah yalan dünyada. Hakikaten ne güzel anlatmış bir ozan yüreğiyle. Dünya üç günlük, fani, içi boş ama yapmamız gerekenleri de yapacağız. Buradan nereye geleceğim? Kalp kırmaya, gönül kırmaya değmiyor. Cenab-ı Hak kalp gönül kırmadan, helale harama dikkat ederek, hayırlı, güzel, kızlı, erkekli nesiller, evlatlar yetiştirerek şu dünya sahnesinden göçüp gitmeyi, bir hoş sada bırakmayı nasip etsin. Haydi bakalım, sazı, sözü sevgili Şahin hocama bırakalım. Neşet Ertaş'ın dilinden, gönlünden ah yalan dünyada diyelim. Thank you.
Kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki men la yeşkurunnense la yeşkurullah. İnsanlara teşekkür etmeyen Rabbine de teşekkür etmez. Onun için teşekkür etmesini bilmek lazım. Hem Nurhan hocama hem Metin kardeşime bir alkış istiyorum sizlerden. Ve mikrofonu yine ehline bırakıyorum. Buyursunlar hocam. Allah razı olsun. İftara doğru ilerlerken saatimiz daralıyor. Şimdi sahneye çok sevdiğimiz özel misafirleri, konukları çağıracağım. Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosu Sayın Dilşat Kırbaşlı Karaoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosluğu adına hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Ramazan'ın son günlerine girdik inşallah. Allah kısmet edecek, bayrama da ulaşacağız. Şimdiden de göremeyecek olduklarımıza da hayırlı bayramlar diliyorum. Bu akşam bizlerin bir araya gelmesine vesile olan Belçika Bulgaristan Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği yöneticilerine de böyle güzel bir organizasyon yaptıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün derneğinizin açılışında da bulunduğum için sizlere teşekkür ediyorum. Bizim için de ayrıca güzel bir mutluluk oldu. Derneğinizin tüm Bulgaristan Türkleri için hayırlara uğurlara vesile olmasını diliyorum. Eminim Nurhan Bey ile beraber, ekibiyle beraber çok güzel işlere imza atacaksınız. Ağzınızın tadının hiç bozulmamasını, birliğinizin, beraberliğinizin hiç bozulmamasını, özünüzden hiç ayrılmamanızı diliyorum. Bu çerçevede de Brüksel'de yaşarken eğer Türkçe dinlemek isterseniz, eğer Türkçe konuşmak isterseniz, eğer Türkçe bazı aktivitelere katılmak isterseniz, Başkonsolosluğumuzun kapısı sizlere her zaman, daima ve sonuna kadar açık olacaktır. Başımızın üstünde yerimiz var. Başkonsolosluğumuzda özellikle çocuklarımıza yönelik, gençlerimize yönelik ve hanımlarımıza yönelik çeşitli aktivitelerimiz oluyor. Elbette tabii ki hepsi Türkçe oluyor ve Türk kültürüne uygun oluyor. Türk kültürünü yaşatmak için oluyor. Bütün etkinliklerimizde halka açık, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek hangi etkinliğimize gelmek istiyorsanız buyurun gelin. Nurhan Bey'i de ayrıca söyledim. Ayrıca da bizi ziyaret etmek isterseniz şeref duyarız, onur duyarız. Dernek olarak da sizleri her zaman bekleriz. Bulgaristan'ın ve Bulgaristan Türklerinin benim özel hayatımda da ayrıca bir önemi var. Bu çerçevede bu akşam sizlerle bunu da paylaşmak istedim. Ben diplomat olarak tam 4 yıl boyunca Bulgaristan'da görev yaptım. Sofya'da yaşadım. Oradaki Sofya Büyükelçiliğimizde çalıştım. Ve dolayısıyla oranın kültürünü, doğasını ve sizin gibi pek çok Bulgaristan Türkünü de orada yakından tanıma şansına eriştim. Evladı Fatihan'la bir arada olma şansına eriştim. Ama sadece bu kadar değil, kader beni aslında oraya götürdü. Çünkü benim ailemden de Bulgaristan'da doğmuş ve daha sonra Türkiye'ye göç etmiş atalarımız var. Bizim de bir kökümüz oradan geliyor. Ben de bu akşam o çerçevede kendi kökümden birileriyle olmaktan dolayı da ayrıca çok mutluyum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Ramazan'ını tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hepinizi Başkonsolosluğumuza ayrıca bekliyorum. Sağ olun.
teşekkürler. Allah razı olsun. Böyle bir de plaket takdimimiz var. Bir resim de çektirebilirsek. Artık bunu konsolosluğa geldiğimizde inşallah. Allah razı olsun. Derinize yüzüne sağlık. Ve vaktimiz daralıyor. Hemen Celil Gündoğdu abimizi, artık abimiz diyeceğiz. Geçen yıl yine programımıza katıldı. Kendisi Belçik Aydın Haber Dergisi'nin genel yayın yönetimi. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizi kalbi duygularımla selamlıyor. Bu güzel atmosferde rengarenk çiçekleri, gönül sevgileriyle bir arada yeni kurulan derneğe sinerji olan siz değerli konuklar, hoş geldiniz. Geçen yılda buradan sizlere konuşma fırsatım olmuştu. Bu fırsatı bana veren değerli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Biz Belçika Haber ve Belçika Aydın Haber olarak yıllardan beri sizleri etkinliklerini, faaliyetlerini her fırsatta haber yaptık. Nedeni ise bir gönül bağımızın olmasıydı. Size teşekkür ediyoruz. Bu kuruluş ve buradaki toplum hem Bulgaristan'la Avrupa'daki toplumların kaynaşmasına hem de Bulgaristan'da Türkler olarak Avrupalı Türklerin de burada sözcülüğünü yapacağına inanıyor. Saygılar sunuyorum. Hayırlı iftarlar, afiyet olsun. Allah razı olsun, ağzınıza sağlık. Ve son olarak da sahneye Metin Yıldırım abimizi alalım. Buyurun. Metin abi bir teşekkür, siz bir selamlama bekliyoruz artık sen. Güzel organizasyonum. Nuray benim yanıma geldiğinde konuştuğumda çok çok mutlu oldum. Gerçekten çok güzel projeler var orada. İleride çocuklara yansıyacak güzel projelere bizim de bir katkımız olursa ne mutlu bize. Hepimizin sorunları belli, ortada burada maalesef. Büyük bir eksik var bu dernek konusunda. Üzüntülerimi daha önce ben Nuray'a da izah ettim. Böyle bir cenaze derneğine gerçekten çok büyük bir ihtiyacımız var. Görüyorum, yaşıyorum. Bazı zorluklarla bu dernek olmadan cenazeyi kaldırmak çok zor. Bu proje üzerinde çok çalışıyorlar. Sizin de bunlara desteğiniz olursa Sezgin'e, Nuray Hoca'ya çok mutlu olurum ve de çok güzel ileride size büyük bir desteği olacaklarından eminim. Hepinize çok çok teşekkür ederim bu güzel geceye katıldığınız için. Allah razı olsun. Teşekkürler Metin abi, Allah razı olsun. Ve programın akışında bizlere yetişen Sayın Kadir Duran abimiz televizyonda. Bu da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Geçen yıl yine bizlerle birlikteydi, sağ olsun. Şimdi programımıza ilerlerken birkaç dakikamız kaldı. Bir teşekkür için ona da mikrofonu uzatalım. Buyurun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün burada olduğum için büyük bir gurur hissediyorum. Çünkü geçen yıl da buradaydık. Burhan Bey'e teşekkür ediyorum. Kendisi davet etmişti ve bu yıl yine buradayız. Ve böyle bir özel bir günde burada olmak bizim için büyük bir gururdur. Ve daim böyle davet etmesi isteriz. Şimdiden size hayırlı iftarlar diliyorum. İyi akşamlar. Allah razı olsun. Dediğiniz gibi bu akşam sadece bir iftar programı olmadı. Bakın ne güzel bir akşam oldu. Yani bu aslında bugün yapmak istediğimiz şeyleri bazılarımıza danıştığımızda şöyle diyorduk. Olmayacak, olacak, yapamayacağız, yapacağız. Demek ki isteyince oluyor. Yani bu Skarbek Belediye'de biz 10 bin kişi, Saint-Just'ta ne kadar olduğumuzu bilmiyoruz. Ondan sonra bütün bu insanları bir araya topladıktan sonra bunların yarısı bize destek çıksa, sahip çıksa, bizler istediklerimizi yine hizmet olarak sizlere, çocuklarımıza, evlatlarımıza inşallah sunmaya devam edeceğiz.
Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Bu akşam yine bizlerle birlikte de özel bir misafirlerimiz var. Onlar biraz daha önce bizden ileri davrandılar. Aramızda Kırcali Deli Orman Derneği üyeleri ve kurucuları da arasında bir alkış rica ediyorum onlara da. Ve artık programın ilerleyen kısmında heyecanla devam ediyoruz. Geçen yıl çok güzel bir sürpriz oldu ve çok sevdiğiniz bir gösteri oldu. Mikrofonu ve programın akışını Lalezar İlahi grubuna bırakıyorum. Salon görevlisi abilerimiz salonumuzun ışıklarını kapatabilir miyiz? Sadece kameraman kardeşimizin ışığı bizim için yeterli. Dervişimizi buraya çağıracağız. Grup Lalezar'ımızın semazenlerinden Selim kardeşimizi buraya çağıracağız. Mevlana'dan güzel bir öğüt var. Konya'dan bütün dünyaya insanlık, güzellik, hoşgörü mesajları veren bir güzel gönül adamı. Hazreti Mevlana'dan bize miras kalan o güzelliği burada da paylaşalım istiyoruz. Dervişimiz niçin dönüyor? Dervişimiz nefretin yerini sevgi alsın için dönüyor. Düşmanlıklar, savaşlar olmasın. Barışlar, kardeşlikler, dostluklar olsun diye dönüyor. Ateşin etrafında döner pervane. Her dönüşünde, her halkada biraz daha halkasını daraltarak, ateşe yaklaşarak döner pervane. Ateşe öyle yaklaşır ki, öleceğini, hayatının son bulacağını da bilir ama buna rağmen ateşin kendisine aşıktır. Ateşi aşk ile yanmak ister pervane ve neticede o kadar yaklaşır ki ateşte yanıp kül olup gider. Sevdiğinde fani olmak deriz buna. Cenab-ı Hak kendi sevgisinde, peygamber sevgisinde, insanlık sevgisinde bizleri pervane olanlardan eylesin diyelim. Güzel bir ilahiyle semamızın birinci bölümünü sevgili Selim'le beraber yapmış olalım.
Evet, derviş kardeşimiz, Selim kardeşimiz, Hollanda doğma büyüme bir gencimiz. Benim dışımda Gurupler Nezar'daki bütün yiğitler, gençler, Avrupa'da doğan, büyüyen gurbetçi ailelerimizin çocukları. O yüzden Avrupa'da doğup büyüyen, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da, bu topraklarda doğup büyüyen bizim kültürümüzle, kimliğimizle, kişiliğimizle, mayamızla yoğrulan kız ve erkek gençlerimize şöyle kocaman bir alkış istiyorum sizlerden. Allahu Allah diyelim, sizin de bildiğiniz bir eserle semamızın finalini yapmış olalım. Mevlana'dan bize miras kalan bir güzelliktir bu. Yansan da yakma, aldansan da aldatma. Kerbela gibi susuzsan da susuz bırakma. Merhameti gönlünden kaldırıp atma. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy üstadımızın o güzel cümlesiyle devam edelim. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Onun için kalbinizde sevgi barındırın, aşk barındırın, iman barındırın. Gerisini, gayrısını şöyle elinizin tersiyle itin gitsin. Haydi bakalım. Allah, hu, Allah diye. Oturacağız, besmelemizi çekip afiyetle yiyeceğiz. Dünya coğrafyası o kadar enteresan ki dünyanın yarısı bugün yemekleri yiyeceğim diye düşünmeden
oturup tıka basa yiyebiliyor. Hatta fazlaca yediği için karnı ağrıyabiliyor. Diğer yarısı dünyanın yiyecek bir şey de bulamadığı için midesi buruluyor. Böyle enteresan bir şey. Cenab-ı Hak bu Ramazan vesilesiyle aç, susuz, yetim, mazlum, kimsesizlerin de derdiyle dertlenmeyi, onların figanlarını, feryatlarını duyabilecek yürekleri, gönülleri bizlere nasip etsin diyelim. Sözü tekrar Orhan Hocam'a bırakmış olayım. Buyursunlar hocam. Allah razı olsun, sağ olun, var ol. Çok az bir vaktimiz kaldı ezana doğru giderken. Şimdi bu akşam buraya katılmayı çok isteyen ama katılamayan bir kişi var. Sizin çok yakından tanıdığınız, belki her gün dinlediğiniz. İzin verirseniz onu canlı burada telefondan bir bağlayıp sizlere bir merhaba demesini ve onun karşılığında da belki de onun güzel bir haberi olacak bizi ilgilendiren. Şöyle hemen arıyorum. Alo. Alo Zana Hanım, merhaba, selamünaleyküm. Merhabalar, aleyküm selam. Şu an sizi canlı yayına bağladık. Cümle Alem İftar programından şu an sizi dinliyor. Sağ olun, teşekkürler. O zaman canlılarım sizin dinleyicisi canlılara buradan selamlar olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı iftarlar ve gerçekten bu gece de ben de sizinle olmak isterdim. Ancak çocuğumla ilgili olan sebeplerden dolayı gelemedim, yanınızda olamadım. Ama kalbim sizinle. İnşallah yine seneye tekrar ederseniz dernek olarak yine birlikte olmayı umut ediyorum. Bu özel günde, bu mübarek günde başlangıcınızın da sizin derneğiniz olarak başlangıcınızın da hayırlara vesile getirmesini diliyorum. Bence çok güzel işler başaracaksınız. Ve bundan sonra da Bulgaristanlı Türk vatandaşlarının Belçika'da olan sorunlarıyla alakalı, onların ihtiyaçlarıyla alakalı her türlü konuda sizler üstünüze düşen görevleri yaparken ben de kendi adıma her türlü desteği yapmaya hazırım, gönüllüyüm. Hepinize sevgiler. Evet, teşekkürler. Allah razı olsun. Şimdi artık bu kadar şeyden sonra sizin programına bir konuk olmayı biraz kendimiz davet eder gibi oldu ama yani sizden bir söz isteyelim burada herkesin önünde, mümkünse. Tabii ki, seve seve. Gordetan ve Zaman Gargara programında sizleri severek ağırlamayı şimdiden tarif ediyorum, kabul ediyorum ve bekliyorum en yakın zamanda. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten 2005 yılında bu işe başladığımdan beri beni yalnız bırakmayan, özellikle Bulgaristan kökenli, Bulgaristan'daki Türklerden o kadar fazla destek aldım ve o kadar fazla sevgi hissettiğim için çok mutlu oluyorum ve onlardan kendimi hiç ayrı görmüyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu yaşatıyorlar dinleyici olarak. Hepsini çok seviyorum. Herkes çok değerli. Hepiniz çok değerlisiniz. İnşallah programda da bir araya geleceğiz. Hem derneğimiz hakkında konuşacağız. Hem de Bulgaristan toplumunda, yani Bulgaristanların toplumunda, Belçika'da yaşayanlarda neler eksik, neler ihtiyaç var, hepsini paylaşacağım. Elimden geldiğince ben de sizlerle birlikte olacağım. Sağ olun, çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. İnşallah programda görüşmek üzere. İnşallah en yakın zamanda görüşmek üzere. Normalde inşallah Kadir gecesine günümde inşallah birlikte olacağız. Şimdilik böyle bir tarih belirledim ama bir sıkıntı olmazsa 31 Mayıs'ta bütün davetlilerinizi dinleyicimiz olarak da Bolu'da bekliyorum. Orada bulunan tüm değerli insanlara, davetlilere sevgilerimi gönderiyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah kabul etsin o işlerinizi. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, böylece de Gold FM'den bir yayın programı alabildik sizleri sayesinde. İnşallah oradan da ulaşamadığımız insanlara, yani Gold FM'in dinleyicilerine, oradan da inşallah derneğimizin adını, gayelerimizi, yapmak istediğimizi biraz daha uzun inşallah anlatırız.
Evet, ezanımıza birkaç dakika kalarken inşallah çorbalarımız dağılıyor. Şöyle ezanı okumak için abimizi davet ediyoruz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Sadece maddi olarak, fiziki olarak bir şey yiyip içmemek anlamında Cenab-ı Hak oruç değil de gönlüne, kalbine de oruç tutturanlardan, ömrüne de oruç tutturanlardan eylesin bizi. Cenab-ı Hak nasıl ki Ramazan'a kavuşturdu, güzel bir bayram da nasip etsin sevdiklerimizle. Bütün dünya coğrafyasına, aç, susuz, mazlum, öksüz, yetim, bütün dünya coğrafyasına güzel bayramlar nasip etsin. Ülkemiz ve bütün dünya çok zor günlerden geçiyor. Cenab-ı Hak Bulgaristan'ı korusun, Türkiye'yi korusun. İnsanın insanca yaşamayı arzu ettiği bütün coğrafyaları Rabbim korusun. Ve yaşadığımız ülkelere de ağız tadı, huzur, geçim, barış nasip etsin diyelim. Rabbim hiçbirimizi de evlatla imtihan etmesin. Hollanda'dan geldik, çok da mutlu olduk. Beklediğimizden çok daha güzel bir elektrik var. Yüreğimizdeki, gönlümüzdeki kıpırtı buraya sahneye kadar geliyor. Derneğimiz tekrar hayır olsun, hayırlara vesile olsun. Rabbim güzel işlerde hizmet etsin inşallah diyelim. Vakit nasıl? Ona göre ezana geçmiş olalım. Tamam o zaman. Brüksel için iftar vakti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü açalım. Bu derneğimizin açılmasını bekleyemeyen insanlarımızdan birkaç tane kişiyi biraz sonra size takdim edeceğim. Daha 2 ay, 3 ay önce, hatta 4 ay önce bir takım çalışmalara onlarla birlikte başladık. Şimdi karşınıza iftarımızı açarken sahneye bu derneğimizin ilk grubu olan
yani horo grubumuzu davet ediyorum. Az önce dedim size. Bekleyemediler derneğin açılmasını. Hemen bizden önce biraz davrandılar. Sahneye horo grubumuzun Tuna'dan Bir Ses adlı grubumuzu davet ediyoruz. Buyurun. Thank you.
görevimiz. Annelerimiz, babalarımız böyle evlenmiş, böyle elbiselerle, böyle şarkılarla. Yani onun için biz bu akşam bunu biraz hem hatırlamak istedik. Özümüze ait olan bu bizim. Daha önce annelerimiz, yaşlı insanlarımız şimdi hala sağ olanlar bu şekilde evlenmişler, böyle giyinmişler. Bu tür şarkıları söyleye söyleye evlenmişler. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Devam ediyoruz. Buyurun. Thank you.
180 yıl üzerinde. Ya Kemal Türküsü'nü söylemek istiyorum. Buyurun dinleyin. Yeah.
aldım. Bu horo grubumuzun adı Duna'dan Bir Ses. Allah nasip ederse şöyle kuvvetli bir alkış rica edelim. Allah nasip ederse ileride farklı projelerimiz var. Onlarla inşallah Allah'ın önüne destek verelim. Evet. Şimdi şiir söyleyecek olan çocuklarımızın anneleri çocukları hazırlasın. Sahneye şiir söyleyen çocuklarımızı alıyoruz. Buyursunlar. Gelin bakalım bir görelim nasıl dizileceğiz. Evet, şimdi biraz sessizlik rica ederim. Çocuklarımız çok ufak, çok küçük. Bazılarımız oradan göremiyor belki de. Şu an sahnede çocuklarımızın bir yaşlarını öğrenelim. Kaç yaşında? 8, 10, 12, 10, 12, 12, 10, 8, 7, 6, 6, 7, 8. O zaman 6 yaşındaki olanlardan başlayalım. Baran senden başlıyor. Şöyle güçlü, kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Olsan dersin ver bin yüzü. Kesilsin kane. Kesilsin umut sesi. Sevmezsin kane. Umut sen bu bayram. Dostum gönüller. Hasreti sallarsın hane. Sen anımıza ilk bir bahane. Am olsun bu bayram. Dostum gönüller. Emre. Çok teşekkürler. Bravo bana. Devam ediyoruz. İhsan oğlan galip ezmez. Fen hakkı yenmez. Para kabreye götürmez. Ağlar büyük olabilir bir kısım. Çok teşekkürler. Sağ ol. Devam ediyoruz. Kanço. Hadi oynayın herhalde. Hoş geldin ya Ramazan. Şeref verdin ya Sultan. Hayırlısın binaydan. Sefa geldin ya Ramazan. İndirildi bu ayda Kur'an Müslümanlara. Şükredelim Allah'a. Kavuştuk Ramazan'a. Oruç nefsin ilacı. Müslümanın baş tacı. Şeytan bağlanır Ramazan'da. Zarar veremez oruçluya. Bravo, bravo. Bir damla serilsin yüreğine, bir mutluluk dolsun gönlüne. Bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bravo. Devam ediyoruz. Oruç farz Müslümana, mazeret olmayana. Arınırız bu ayda biz manevi alanda. Oruçluğun uykusu sayılır ibadete. Afa mazal oluruz biz oruç sayesinde. Sabrı bittiği yerde sabrı öğretir bize. Dinlenir bedenimizde, yenilenir hücrelerde.
Bravo. Açalım. Kadir gecesi. Ne büyük bir müjde. Bak bak bak, telefon çok güzel. Bak. Rabbimizden bize. Bak. Bravo. Devam ediyoruz. Hoş geldin ya Ramazan. Nur ile doldu evimiz. Hoş geldin ya Ramazan. Ferah doldu gönlümüz. Hoş geldin ya Ramazan. 11 ay sultanısın. Yemilerin zekasısın. Rabbim bizimle olsun. Hoş geldin ya Ramazan. Özümü sözümü senle. Huzur verirsin gönlüme. İftar ile sahur ile. Hoş geldin ya Ramazan. Bravo. Şöyle bakalım. Ramazan boyunca yandı kandiller, Ramazan bayramı mübarek bayram, aydınlatan nurla ışıdı alem, Ramazan bayramı mübarek bayram. Allah'ım kuluna verdin sevincin, imanlı yüreğe girdi sevincin, insanlarız olmayalım biskinci, Ramazan bayramı mübarek bayram. İlahi, böcekte uçan kuşlarda, inci inci akan gözden yaşlarda, bereket çoğalır yenen aşlarda, Ramazan bayramı mübarek bayram. Hasret gidermeye dağlar düzlendi, şeker toplamaya koşar çocuklar, bayramda bambaşka yaşar çocuklar, Ramazan bayramı mübarek bayram. Çok teşekkürler. Yasin, sen de Yasin, sen de bize imanın şartlarını sayar mısın? İslam'ın şartlarını sayalım. İslam'ın şartları 5'tir. Birincisi kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, namaz, oruç, zekat, hac. Bravo. Bir de son olarak Ceren'iniz var. Ben Bulgar göçmeni değil, Bulgaristan göçmeniyim. Ben Bulgar Türk'ü değil, Bulgaristan Türk'üyüm. Ben Osmanlı torunu, Balkan göçmeni, Türk oğlu Türk'üm. Ben bir göçmen kızıyım. Doğduğum yer başka, büyüdüğüm yer başka. Atalarımın şehit oldu Balkanlarda. Türklük gururuyla göçtüm vatan toprağına. Ardönerliğinde kaldı benim gençlik sevdam. Yeşil gözlerim bir hasretimi, vatanım ile özlenimi, gurbet türkülerini söylerim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şöyle kuvvetli, güçlü bir alkış alıyoruz. Allah razı olsun. Buyurun yardım edin, oturuyorsunuz. Evet, son olarak ufak bir anonsumuz var. Namaz kılmak isteyen yukarıda akşam namazını birlikte ihya edeceğiz. Son iki tane sözümüzü alıyoruz. Şimdi buradaki çocuklarımız biliyorsunuz, Fransızca okula gidenler var, Flamanca okula gidenler var. Bir de Flamanca ve Fransızca iki tane söz dinleyelim. Bayram tebrik olacak değil mi? Buyurun bakalım. Joyeuse et heureuse fête, fête de fin de Ramadan, Aïd Mubarak. Kelk Aïd, geniet van de feesten met je familie en smakelijk. Allah razı olsun, buyurun oturun yerlerinize. Dedik ki bu akşam sadece bir iftar programı olmayacak. İnanın bu iftar programını sizlere güzel bir şekilde sunabilmemiz için 2 ay öncesi, 3 ay öncesi çalışmaya başladık.
Dedik ki çocuklarımızı şiirleriyle, büyüklerimizin eski zaman türküleriyle, unutulmuş olan türküleriyle sizlere bu akşam hoş bir akşam yaşatabildiysem bizleri çok mutlu eder. İnşallah bu iftarlarımızı geçen yıl bir yaptık, bu yıl ikincisini. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl üçüncüsünü, yani geleneksel yapmaya çalışacağız. Şimdi programımızı şu şekilde nasıl yani bu şekilde nasıl yapıldığını söyleyeyim. Bizler dediğimiz gibi burada Skarbek'te sadece ve diğer belediyelerde bir sürü kalabalık mesela vatandaşlarız. Bazıları bize telefon ediyorlar, hocam bizim niye haberimiz yok? Bunu lütfen çok iyi dinleyelim, diğer insanlara da o şekilde anons edelim. Bu 10.000 kişinin yarısını mesela çağırsak 1.000 kişi yapar. Bu sene bizim imkanlarımız, şartlarımız bu akşam 450-500 kişi civarında bir iftar yapabildik. Geçen yıl 300 kişiydi, bu sene 500. Allah nasip ederse önümüzdeki sene istiyoruz, birlikteyiz, yaparız dersek, destek olursak birbirimize 1.000 kişilik iftar yapmayı istiyoruz. Bu iftarlar sizlerin gelmenizle, bizim Bulgaristan iş adamları, ufak tefek şirketleri olan kişilerle olacak. Ve bu konuyla alakalı da Sezgin abim için mikrofonu vereceğim, birkaç söz o da söyleyecek. Evet, öncelikle bütün arkadaşlara bize destek olduğu için bu akşam bir güçlü bir alkış isteyiz. Onların sayesinde Metin abimizin sunduğu yemeklerle karnımızı doyurduk, iftarımızı açtık. Allah razı olsun hepsi evrimizden. Bu akşamdan itibaren derneğimiz açıktır bütün Bulgaristan vatandaşlarımıza. Henüz yerimiz yok. Yerimizi de ayrıldıktan sonra bir bütçe lazım o işe. Baştan sağda solda gezeceğiz. Sağ olsun Türk dernekleri destek çıkacak bize. Biraz boş oda verecekler, orada idare edeceğiz. Yani kendimize gelinceye kadar biraz orada idare edeceğiz. Ve kim isterse az önce dediğimiz gibi üye olmak için, cenaze vakti için beni, Nurhan'ı, Arif'i, Tuna'yı herhangi dördümüzden birisinden kontağa geçebilir. Herkese teşekkür ederim. İyi iftarlar, iyi akşamlar. Ben kısaca hızlı bir şekilde bir de bu akşamın oluşmasına vesile olan maddi yardımla bize destek olan abilerimizin hızlıca isimlerini okuyacağım. Ve sonra da onları sahneye davet edeceğim. Lütfen hazırlansınlar. Bazıları burada, bazıları dışarıda. Bizlere destek olan bu akşam Koneksiyon Mahmut abimiz, Orhan Konstrukt Orhan abimiz, SMT Servis Samet ve Nedret, Dilara Kafe Gülümser, Levent Transport, Berry Market, SS Drink, Şoli kardeşimiz, Devman, Böcü Nıkı, Şarmani, Sezgin Ahmet, Tonus, Taner, Lina Express, Jürgen, Smak Felix, Eyfi abimiz, Brother Partners, Reyhan ve Ertan kardeşimiz, İzo Konstrukt, Şeni, Gözde Market, Aysen ablamız, BH Partners, Bülent, Nur 93, Leftin abimiz, Armis Trans, Süleyman abimiz, Asa Trans, Arif, Sibel, Hücret kardeşimiz, bizim çok sık gittiğimiz Mehmet Çevir, Metu, Nuray abimiz, Nurçin, Mutlu ve Nurhan, Aeromax, Erol abimiz, Berna International, Orhan abimiz, Prof Construct, Birkan, Aydın Transport, Aydın kardeşimiz, Noyer, Nuray abimiz, AG Group, Bircan abimiz, Varan, Nehat abimiz, Nebim, Neven, Mirel Trans ve Tat, Tunay abimiz. Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Az önce söylediğimiz gibi bizler daha önce sadece bir ev için buralara geldik ama az çok artık şirket olanlar da var, bizlere sahip çıkanlar da var. İnanın bu akşam bazı kişiler var, bu iftarın programın oluşması için maddi yardımda bulundular, gelemediler. Dediler ki hocam sen yap, et ne gerekiyorsa
bazılarını hiç tanımıyorum. Sadece bir telefonla konuştum. Bir tane abimiz var, geçen yıl sahnede burada tanıştık onunla. Bu yıl gelemedi. Ama o bu derneğimize mutlaka benim de payım, benim de tuzum bulunsun diye istedim. Böyle abilerimiz varsa bizler ileride inşallah bir gelecek görüyoruz yani. Allah razı olsun hepsinden. Allah razı olsun, bir ilahi ile devam ediyoruz programımıza. Buyurun. Nurhan Hocam ilahi dedi ama bir türkü okusak olur mu? Şu çocuklar var ya, orada oturup seyrettim. Hakikaten çok duygulandım. Minik minik yavruların o günahsız dillerinden Allah kelimesi, peygamber kelimesi, ne mutlu Türk'üm diyene kelimesi. Yani çocuklar hakikaten harikaydı. Şu yavrulara bir kocaman daha alkışlayın ya. Çocuklar süperdi. Yetiştiren hocalarına da çok teşekkür ediyorum. Şöyle, biliyorum ki sizler de Ay Yıldız'a gönül vermiş güzel insanlarsınız, güzel yüreklersiniz. Sizlerle beraber güzel bir eser paylaşalım. Bu program için bizi arayan vesile olan sevgili Metin abiye de armağan etmiş olalım. O da Ay Yıldız'a gönül vermiş, yürek vermiş bir abimiz. Sevgili Mehmet kardeşim de bize eşlik etsin. Kırmızı, beyaz diyelim sizlerle beraber. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Kırmızı beyaz, yazı rengi.
teşekkürler. Sağ olun Erol. Bulgaristan, Türkiye, yürek yüreğe, tek yürek, tek bilek inşallah. İnşallah. Sevgili dostlar, dedik ki şöyle aynen Bulgaristan'da köyünüzdeki Ramazan günlerine benzesin. Hem bizi Bulgaristan'a götürsün, hem bizi Türkiye'ye götürsün, hem bizi vatana, hem bizi Sıla'ya götürsün diye bu iftar programında şöyle yemeklerin üzerine güzel bir Osmanlı şerbeti. Osmanlı sizi ve bizi buluşturan yer. Çünkü biliyoruz ki Bulgaristan'daki Türk kardeşlerimiz, ırktaşlarımız, onlar evladı Fatihan, onlar Osmanlı'nın bize yadigarı, emaneti. Onun için sizleri çok seviyoruz. Bir kocaman alkış istiyoruz sizlerden. Amin, amin. Osmanlı şerbetçimiz sevgili Mehmet'imiz hazırlığını yaptı. Sevgili Mehmet şimdi sizlere güzel bir Osmanlı şerbeti ikramı yapacak. Şerbet ikramına geçtiğimizi bildirmiş olalım. Mikrofonu da tekrar Duran Hocam'a vermiş olalım. Şimdi arkadaşlar, Nurkan Hoca bir sürprizi var bu akşam destek olan arkadaşlara. Teker teker isimleri sayacak. Hepsi çıksın buraya, hediyesini alsın. Buyur. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde sahneye sıra sıra okuyorum. Koleksiyon Mahmut buyursun. Ha, birinci Sezgin abimizi alıyoruz, pardon. Sezgin gel buyur. Arif Arif yanma buyursun. Tunay Mahmut. Nehat abim yanımıza buyursun. Delikanlı. Gençler, biraz sıcak alalım. Nehat, Nehat abimize hediyesi var, çocuğu alıyormuş şöyle. Şöyle resmi burası duruyor. Birkan Prof Construct buyursun. Tonos Taner buyursun. Hızlı bir şekilde alalım arkadaşları. Nebim Neven buyursun. Nuray Noyer buyursun. Şöyle geçsin hanımefendi. Kim? Oraya git. Alan, alandan alıp şöyle saklayın. Alan bana şuraya getir. Dizesin şuraya. İyi resim yapalım. Sibel Hücret buyursun. Şöyle oraya. Şenol Sabri buyursun. Lina Express Jübbin, lütfen buyursun. Reyhan Ertan, Brother Partner buyursun. Sen Jübbin'in kesini şeye ver. Kamera ver. Berna International Orhan Salim buyursun. Aydın Transport. Aydın kardeşimiz buyursun. Miral Transport. Şöyle sizin topu, sizin bir resmi ver. Miral'in kesini. Tamam, hep Miral abi. Bıcınıkı Aycan ve Şenol buyursun. Nuray Mekan'ı çevirmek buradayız, o da buyursun. Büyük kafalı abi. SMT Servis Samet ve Nedret buyursun. Armis Trans Süleyman. Burada mı? Armis Trans Süleyman. BH Trans Partners Bülent buyursun. SMT Servis Samet buyur abi. SS Drink Bircan buyursun. Levent Transport Levent Rasim buyursun. Dilara Kafe Gülümser abla buradaysa buyursun. Bircan.
Gülümser ablam buradaysa Dilara geldi, onu verelim. Bircan burada, Bircan ikisini verelim. Erol, Max, Erol. Mr. Sholi, buyurun hediyenizi. Şöyle alıp hediyelerini şöyle resme çıkıyoruz şurada birlikte, şöyle geçiyor. İki sıra yapabilirsek abiler, şöyle dizilebilirsek aşağı bazılarımız. Sankt Felix buyursun. Devman Biden Karaniye buyursun. Orhan Konstruk buyursun. İzo Konstruk Şeni abi buyur. Bravo. Gözde Market Aysel ablamız buyursun. AG Grup Bircan buyursun. Nurçin Mutlu ve Nurhan buyursun. Neftin Nur 93 buyursun. Bobby Berry Market buyursun. Koneksiyon Mahmut, o kendisi yok bunun. Evet, Allah razı olsun. Şöyle birlikte bir resim çektiriyoruz ve güçlü kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Elinize ayağınıza sağlık. Allah nasip ederse seneye 1000 kişilik iftarı buradan inşallah söz alıyoruz. Sağ olun, var olun. Seneye yine kapınızı çalacağız. Doğru. Şimdi son olarak çok rica edeceğim, biraz canlı sıkıldı biliyorum, son bir şey daha var. Dediğim gibi bu derneğin açılmasını bekleyemeyen 3 tane kız kardeşimiz var. Bizim aile dostumuz, birisi kardeşimin eşi, öbürsü amcamın oğlunun eşi. Bunlar hep bizim ısım akrabalarımız, bizlere devamlı gelen giden. Ve bir yıldan bir hocam bizi Kur'an-ı Kerim'e öğretti. Hocam bizi Elif Ba'ya öğret diye ısrar ediyorlardı. Bize oturmaya gelip her zaman bu tür konuları benimle istişare ederlerdi. Ve onlarla Aralık ayında oturduk, Kur'an-ı Kerim derslerine başladık. Evimizde kendi çapımızda. Şimdi onların diplomalarını vermek üzere sahneye davet ediyorum. Burçin, Elis ve Necla sahneye buyursun. Arkadaşlarımız benim yanıma geldiklerinde Elif'in ne olduğunu bilmezdiler. Gösterdim Elif Bayi kitabı, Kur'an'ı. Elif harfini çizdim. Dedim bu harf hangisi? Hiçbirisi bilmiyorum dedi. Burada kendileri. Aralık ayından Mart ayına kadar Elif Bayi öğrendiler. Yani Arapça harfleri. Kur'an-ı Kerim'e geçtiler. Şu an Kur'an-ı Kerim'i hatim ediyorlar. Hangi sayfadayız? 300'ü geçtik. Yani 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i böyle kısa bir süre içerisinde hem Elif Bayi öğrendiler hem de Kur'an-ı Kerim geçtiler, hatim ediyorlar. Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Bu sadece küçücük bir örnek. Eğer insanda istek varsa imkan da var. Bazılarıyla sadece telefondan ders yaptım. Arıyorlardı beni, hocam resme çakıyorlardı, burasını anlamadım. Ben işte olduğum halde onlara cevap veriyordum. Haftada bir defa ders ile Kur'an-ı Kerim'i şu an Arapça okuyorlar. Allah razı olsun, sağ olun, var olun.
Hocam sen ne yapmışsın ya? Bir hafta çalışmakla vallahi. Şimdi öyle o kadar güzel tablolar ki vallahi 7 sene İmam Hatip okudum, 5 sene ilahiyat, 3 sene de doktora yaptım. Şu anda bütün aldığım diplomalardan utandım yani. Çok güzel tablolar bunlar. Bir de alkışlayın ya. Vallahi çok güzel. Bir şeyi de itiraf etmek istiyorum. Allah'ın bildiğini kuldan saklamamak adına. Ya İstanbul'da çocukluğum, gençliğim geçti. 15 senedir de Avrupa'dayım. Bulgaristan Türklerini tabii çok çok yakından tanıyorum desem yalan söylemiş olurum. Herkesin tanıdığı bildiği kadar bugün hakikaten kafamdaki birçok önyargıyı, birçok yanlış bildiğim şeyi yanlış olduğunu anladım. Sizin vatan sevginize inanın hayretler içerisinde kalıyorum. Çok hayran kaldım. Kur'an sevginize, Ramazan sevginize yani mükemmelsiniz. Bir alkışlayın ya. Hakikaten bugün gerçek anlamda tanımış oldum. Allah yolunuzu izinizi açık etsin. Yavrularınızı size bağışlasın. Güzel bir gelecek versin sizlere. Çok güzel elektrik aldık bugün. Şöyle Osmanlı şerbetçimiz sevgili Mehmet'imizin ikramına başladı. Sizler Osmanlı şerbetinden ikramlarınızı alırken bizler de Nurhan Hocam madem Kur'an-ı Kerim'e geçen genç kızlarımızı sizlere anons etti. Ben de üzerine Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği kulu, Habibim dediği, Gül Muhammed Mustafa'yı anlatan, onun kabrinin bulunduğu Medine'yi anlatan bir ilahiyle şöyle sizlerle beraber hayalen bütün dünyaya sevgiyi anlatan Gül Muhammed Mustafa'nın kabrine doğru şöyle bir uzanalım. Uçun kuşlar Medine'ye diyelim sizlerle beraber. Yeah.
Şereflendirdiler. Allah razı olsun sizden hocam. Şimdi çok teşekkürler. Bu akşam çok güzel bir akşam oldu. Teşekkür etmem gereken insanlar var hızlı bir şekilde. Bu akşam özel misafirlerimiz olsun, Sayın Başkonsolosumuz olsun. Ondan sonra bizim bu akşam iftara destek veren iş adamlarımız olsun. Derneğin açılmasıyla ilgili Facebook sayfamızı, logomuzun yapılmasıyla ilgili olsun. Servis yapan kardeşlerimiz ile ilgili olsun. Kameraman arkadaşımız Sezi, benim çok yakın arkadaşım. Metin abimiz ve gençler burada hizmette bulundular. Ayakta kalanlar olsun. Horo grubumuz Tuna'dan bir ses. Şiir öğreten annelerimize, özellikle Sema kardeşimize ve ilahi grubuna ve derneğin kurucuları olan başkanlarına cani gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir de arkadaşlar, bu güne vesile olan Bulgarca söyleyeyim zaten Zeçer Zeminovika Nurhan Hoca'ya büyük bir alkış alalım arkadaşlar. Onun sayesinde bu işleri görmeye devam edeceğiz. Onun sayesinde iyi ki varsın Nurhan Hoca, her zaman arkandayım, her zaman destekçiyim. Sağ ol, var ol. Abi senin ismin neydi ya? Sezgin abi maşallah. Adam var ya, Galatasaray bu sene Galatasaray mı şampiyon oldu? Galatasaray tribünlerine çık. Türkiye milli maçlarına, Bulgaristan maçlarına seni götürsünler. Tribünlere bir bağırsan var ya coşan millet. Yüreğine sağlık. Öyle mi? Abi ses maşallah. Bizim bokslar patlamak üzere. Herkese teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Acaba
Ne çıktı? Bravo. Ne çıktı? Bravo.